Deniz Zeyrek'in köşe yazısı. Başlık, ne toy kaldı ne şabaş. Toy, düğün, ayları da hasat ve harman dönemi de bitmişti. Belki de o yılın son toyuydu. Harman yeri toy alanına dönüşmüştü. Bir ucu patosa diğeri ucu mereğin damına asılan elektrik kablosuna 10 ila 15 ampul dizilmişti. Alanın etrafında yaşlılar için sıra sıra sandalyeler sandalyelerin tam orta yerinde çalgıcılar için bir alan. Çalgıcılar dediysem, orkestra falan değil. 15 ila 16 yaşında iki kişi. Biri akordiyoncu Toto İsmet biri darbukacı Fatih. Şabaşlarla okul harçlıklarını çıkaracaklar. Piste oynayanların ellerine verilen paraya şabaş denir. Oyun bitince oyuncular tarafından çalgıcılara verilir. Ne kadar tek oyun çalsalar, o kadar çok şabaş. İnsanlar alanın etrafında halka gibi toplanmış, orta yer oyun alanına dönüşmüş. Toto İsmet akordiyonun tuşlarına ağır ağır basmaya başladı. Damadın gaynanasıyla gaynatasını piste alalım, diye bağırdı. Akordiyon sesi arttı, ritim yükseldi. Kaynana nazlı nazlı piste yürüdü. Kayınpeder başı dik eşinin yanına yanaştı. İkisinde de iki kol omuz hizasına kaldırıldı. İki elde aynı yönde olduğu halde kollar bir sağa bir sola ritmik bir şekilde hareket ettirildi. Ayaklarda ritme uydu. Toto İsmet'ten ses yükseldi. Atam anam terekeme, ağrın alım terekeme. sazı Allah tarı çalah, siz oynayın terekeme. sazı Allah tarı çalah terekeme. Darbuka'yı çalan Fatih coştu. Pistin etrafında oynayanlar da küçük küçük öbekler oluşturdu. Toto İsmet bağırdı. Hey! 15 ila 16 yaşında iki çocuk akordiyonu ve darbuka'yı ağlatıyordu adeta. Kimse yerinde duramıyordu. Toto İsmet tekrar bağırdı. Hey, gaz pişirir hengel yiyer. Çeçil yapar ata biner. Adına gurban terekeme. Atam anam terekeme. Ağrın alım terekeme. sazı Allah tarı çalah siz oynayın terekeme. Pistin etrafındakiler ellerindeki paraları getirip kaynana ve kayınpederin eline sıkıştırıyordu. Sonunda oyun bitti. Kaynana elindeki paraları kayınpedere verdi. O da getirip çalgıcıların önündeki akordiyon çantasına attı. Teriniz soyumasın diye bağırdı Toto İsmet ve devam etti. Bir de şadara Mehmet çalalım. Akordiyonun körü açıldı. Fatih'in parmakları darbukanın gergin derisinde patladı. Şadara Mehmet dedin mi herkesin aklına korzeko gelirdi. Biraz naz etti ama ısrara dayanamayıp piste çıktı. O da çalgıcılarda kendinden geçti. Gelsin şabaşlar. Toyda eğlenmeyen, dans etmeyen kalmadı. Bu arada akordiyonun kılıfı kağıt paralarla doldu taştı. Hem köylüler Gargamel'in bir türlü bulamadığı şirin köyünün sakinleri kadar mutlu hem çalgıcılar. Toto, İsmet ve Fatih'in bir gözü yaramaz çocuklar paraları alıp kaçmasın diye akordiyon kılıfında. Toy bitti, sıra toparlanmaya geldi. Önce kendilerinden 5 ila 6 yaş büyük bir abi geldi. Zayıf yüzü, hindiye benzeyen burnuyla ürkütücüydü. Uşahlar, men gızdara hava atacağım diye yüz la yırtahdım. Onu geri alem. Parayı alıp giderken Toto İsmet bir küfür salladı. Yalancı köpoğlu, gargamel sıfatlı, suratlı. Kolay mı bütün gece o ağır akordiyonu omzunda tut. O devasa körü bir sağa bir sola çek. Emeğinin karşılığını biri gelip alsın. Sonra başka bir amca geldi. Gaza geldim ben. 50 liremi geri alem. Sonra başka bir abi, başka bir amca. Hepsi de koca koca adamlar. İtiraz etseler güçleri yetmez, yiyecekleri dayak yanlarına kar kalırdı. El mahkum hepsine istediklerini verdiler. Akordiyon kabı hızla boşalmıştı. Fatih ile Toto İsmet neredeyse borçlu çıkacaktı. Toto İsmet dayanamadı. Haymen bele işin. TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i dinlerken aklıma o toy gecesi geldi. Memlekette artık ne toy kaldı ne şabaş. Ancak kazanca çökme işi baki. Millet Toto İsmet ve Fatih gibi çalışıp didinsin, zar zor üç kuruş kazansın. Sonra biri gelsin vergi desin, haraç desin, ceza desin alsın. Milletin itiraz etmeye dahi takati olmasın. Borçları ve yaşadıkları sefalet yanlarına kar kalsın. Toto İsmet'in deyişiyle. Haymen Beleişin. Deniz Zeyrek'in köşe yazısından seslendirilmiştir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bu yazıyla ilgili yorumlarınızı lütfen belirtiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abone olmanız ücretsiz olarak sürdürdüğümüz yayınlarımızı devam ettirebilmemiz için çok önemli. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ederek yayınlarımızdan çıktığı anda haberdar olabilirsiniz.